Tamam abi. Abi sağ olun. Hadi aslan. Evet, güzel sınırlı rahatsız. Ayakkabılarını gönderiyor. Ayakkabısının içine bir de not yazmış. Umarım kısa sürede eviniz yapılır diye. Yara bandı bile koydu. Yara bandı da var. Evet, Türkiye'nin 10 ilinde yaşanan afetin yarattığı yaraları sarmak için tüm Türkiye'de olduğu gibi Ödemişliler de büyük bir dayanışma içinde. İnsanlar evlerinden kendi yiyeceklerini bile getirebilecek kadar bu işi gönüllü bazından değil, yürekten belki kutularının eşyalarını şimdi gözyaşlarını bile koyarak getiriyorlar. Gençlerimiz içeride dolaşımda götür, yükleniyor. Bu eşyalar İzmir'e ulaşacak. İzmir'den gemiyle, yolların durumu çok kötü olduğu için gemiyle gitme yolunu İzmir tercih etti. Belki en doğru yoldu. Keşke araçlarımızı da öyle gönderebilsek daha çok yardım edebilir diye umut ediyoruz. Çünkü yollar kötü. Ödemişler her yönüyle giyim, kuşam, bot, hijyen malzemeleri, gıda malzemesi, tuvalet kağıdı, çocuklar için giysiler, ayakkabılar, mama, en çok ihtiyaç olan büyükler için de yiyecekler anlamında. Hazır olan her şeye ihtiyacın, hazır gıdaya da ihtiyaç var. Çünkü orada çalışan, mücadele eden, yardımcı olan herkes ama arama kurtarma ekiplerinde ama sade vatandaşımız orada ayak üzerinde bir şey atıştırmak, gücünü tutabilmek, direncini kaybetmemesi gerekiyor. Zaten sinirler gergin, zaten vücutlar yorgun, beyinler yorgun. Biliriz bu yapılan her şey o güzel insanlarımıza ulaşır. Çünkü sosyal medyada bize hiç ulaşan olmadı, bize gelen olmadı. İşte enkazın altında ailem kalıyor. Daha şimdi ödemişti. İnsanlarımızın mesajı Antakya'da bize ulaştı. Tabii elimizden bir şey gelmiyor. Yollar adeta gecit vermiyor. Sağlık ekiplerimiz de yola çıktı. Biraz önce bir tırımızı da doğrudan Adana'ya doğru yola çıkardık arkadaşlarımızla birlikte. Sağlık ambulansımız ve hemşirelerimiz de gitti. Ayrıca oradaki makinelerin kullanımında da destek olmak üzere de operatör arkadaşlarımız da gitti. İnşallah bu çabalar acılarımızı hafifletmeye yeter diyoruz. Türkiye'nin böyle zor günleri aşmadaki göstermiş olduğu irade de dünyada belki yaşanmayan bir örnektir. Bu güzel dayanışma duygularıyla belki bu zorlukları gönül olarak yürekten aşma iradesini çocuklarımız, bebeklerimiz bile burada 3 yaşındaki çocuk kendi ayakkabısını, oyuncaklarını, saç fırçasını, paralarını getiriyorsa harçlıklarını bu demek ki hem ailede iyi terbiyeler verilmiş hem de o duyguları burada yaşadığında inşallah ileriki yıllarda büyüdüklerinde de belki anlatacak güzel bir anı oldu. Oradaki insanları tanımıyordum, bilmiyordum ama ben de bir şeyler yapmak için buradaydım, ben de vardım diyebilme durumunda olacak. Sağ olsun bütün ödemişli ailemiz, hemşerilerimize bu güzel dayanışma için çok teşekkür ediyoruz. Yine de sosyal medyada paylaşıyoruz.
ihtiyaç olanları yine hemşehrilerin o yönden de takip ederlerse hem kışlık, çünkü kışın en zor günlerini yaşıyor. Bu hafta da oldukça soğuk, hem de gıda ve diğer ihtiyaçlarla bot, ayakkabı, mont, giysi, çamaşır, ne varsa hepsine ihtiyacımız var. Gideriz, bu şekilde de bu zorlukları aşarız. Gençlerimiz evlerden gelen kolilenmemiş veya kolinin içinde ne var bilinmiyor ama onları da ayırarak adeta bir market, bir süpermarketteki mağazalarda çalışan gençler gibi onlar da bu görevi çok güzel yapıyorlar. Onlara da emekleri için bütün depremzedeler, afete uğrayan insanlarımız adına da çok teşekkür ediyoruz. Böyle örnek davranış gösterdikleri için yüreklerinden öpüyoruz onları. Onlara bu duruma getiren, terbiye veren ailelerine de çok çok teşekkür ediyoruz ki böyle güzel evlatlar yetiştirmişler.